Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün İzmir Agora Smyrna Antik Kenti'ndeyiz. Bugün sizlerle burayı gezeceğiz. Oldukça büyük bir alan. Çok fazla tarihi yapıya mevcut. Zaten kendisi bir tarihi başyapıt olarak geçiyor. Bugün burayı sizlerle birlikte gezeceğiz. Agora kelime anlamı olarak çarşı, pazar, kent meydanı olarak geçiyor. Burası da günümüze kadar çoğu parçanın sağlam geldiği bir bölge ve İyon Agora'ların en büyük ve en fazla korunmuş tarihi yapılarından biri olarak geçiyor. Evet, bölgede kazı çalışmaları hala devam ediyor. Bazı yerlere şu anda girişler yasak. Bu görmüş olduğunuz parçalar da kazılardan çıkmış. Bu kazılardan çıkan parçalar şu anda gördüğünüz gibi hepsi giriş alanında sergileniyor. Hala kazı çalışmaları devam ettiği için kazı çalışmalarından çıkan parçalar birbirleriyle eşleştirilip ilk günkü haline getirilmeye çalışılıyor. Evet, kentin her noktasında çok fazla değerli parça var. Bu parçaların, yani kalıntıların üzerinde de yazı ve figürler mevcut. Özellikle yazılara baktığımız zaman, evet, şu anda bizim dönemimizde makinelerin ancak bu şekilde düzgün ve muntazam yapabildiği eserleri ve yazıları o dönemlerde bu kadar kusursuz yapmış olmaları gerçekten mükemmel. Şekilde yazıların yanında tabii ki kolonların üstünde bulunan motifler de çok etkileyici. Görmüş olduğunuz motifler hepsi birbiriyle aynı, sanki el yapımı değil de makineden çıkmış gibi hepsi. Yani gerçekten geldiğiniz zaman İzmir'e burayı görmeniz lazım. Evet, aslında bu kent Roma döneminden itibaren günümüze kadar geldiği için birden fazla uygarlığa da ev sahipliği yapmış. Bu uygarlıklar arasında tabii ki Osmanlı İmparatorluğu da var. Osmanlı burayı belli bir dönem mezarlık olarak kullanmış. Şu görmüş olacağımız alanda da mezarlıkların parçaları mevcut. Günümüze kadar sağlam bir şekilde kalmış olan mezar taşlarını da burada bize göstermişler. Evet, bu kent 178 yılında çok büyük bir deprem atlatmış. Bu depremden sonra aslında kentin büyük bir kısmı yıkılmış. Ve evet, dönemin imparatoru Marcus da bu kenti tekrardan inşa etmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Ve daha sonrasında halk da Marcus'u onurlandırmak için görmüş olduğunuz giriş kapısında, yani kemerde eşinin Faustina'nın bir portresini yapmışlar. Evet, kemerin altından geçtikten sonra tekrar giriş yapamadığımız bölgelerden birini görüyoruz. Bu bölgede de hala kazı çalışmaları devam ediyor. Alt kısmında da birden fazla sarnıç var bölgenin. Bu sarnıçlar da yaklaşık 7000 kişiye kadar su ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor. Tabi bu da birden fazla sarnıç olduğunu düşünürsek çok fazla depolama alanı demek oluyor aslında. Evet, şu anda bodrum katına iniş sağlıyorum. Bu bodrum katı da görmüş olduğunuz gibi hala kemerler sayesinde oldukça sağlam. Evet, şu anda antik kentin bodrum katındayız. Bu bodrum katında da şu anda hala kazı çalışmaları devam ettiği için kapalı çok fazla bölüm var. Ama bu giriş sağlayamadığımız yerlerden en önemlilerinden birisi de şu bölgeymiş. Ben de aynı şekilde az önce araştırdım. Şimdi oraya göstereceğim size. Evet, bu kapalı alan aslında şu anda çok uzun ama şu karşı tarafta bir pano koymuşlar. Yapılacak işlemleri gösteren. Sağlı ve sollu bölgelerde oldukça fazla kabartma ve yazılar var. Roma döneminde insanların duvarlara kazımış olduğu görseller mevcut. Bu görseller arasında şövalye görselleri, gemiler, Yunanca, Latince yazı gibi oldukça fazla önemli yazılar mevcut. Zaten onların hepsini görmüş olduğunuz gibi camlarla kaplamışlar herhangi bir zarar görmemesi için. Evet, bu giriş yapamadığımız alanda birden fazla duvarlarda şövalye görselleri varmış. Bu görsellerin olması sebebiyle de bölgede çok fazla
Aslında şövalye savaşlarının olduğu da düşünülüyor. Zaten bu alt katta sadece ihtiyaçların satıldığı bir alan değil, çok fazla köle satışı da gerçekleşmiş. Evet, yani sadece alışveriş için değil, aynı zamanda köle almak isteyen kişilerin de geldiği bir yermiş burası. Evet, şu anda olduğumuz bazilikada, yani bodrum katında birden fazla su kanalları mevcut aslında. Ve bu su kanallarının hepsinin üzerinde de su içilmez şeklinde uyarılar var. Aslında suların testleri yapılmış, herhangi bir zararlı madde yok ama su kanallarından yıllardır kesintisiz bir şekilde su akıntısı gerçekleştiği için ve herkesin bünyesinin farklı bir reaksiyon gösterme ihtimali olduğundan dolayı o yüzden su içilmemesi şeklinde uyarılar mevcut. Yoksa suyun içerisinde herhangi bir zararlı madde yokmuş. Su kanallarının kaynağı da Kadife Kale'nin dağların etiklerinden geldiği söyleniyor. Kazılarda belli bir noktaya kadar gidilebildiği için tahmini olarak Kadife Kale'nin eteklerinden geldiği söylenmiş suların. Bununla ilgili tabii ki net bir bilgi maalesef yok. Bu görmüş olduğumuz bodrum katı da yaklaşık bir stadyum uzunluğunda, yani oldukça büyük. Ve bu kadar büyük olmasına rağmen bir sürü eser hala ilk günkü gibi korunmuş. Evet, siz de bu tarihi kente gelmek isterseniz toplu taşıma ile veya araçlarınızla çok rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Girişler şu şekilde gerçekleşiyor. Girişlerde müze kartınız varsa ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz. Ya da 18 TL karşılığında tek kullanımlık bir bilet alarak tarihin kent meydanına dolaşabiliyorsunuz.